Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi çok sayıda insanların vefat etmesi durumunda yani deprem olsun buna benzer şeylerde, göçüklerde yani binlerce insanların vefatı. Bu durumda yıkama işlemi ve cenaze işlemi. Eğer yıkama hususunda vücudunun bir kısmı sağlam yani başı var ve vücudunun bir kısmında sağlam tarafları var. Oralar yıkanabildiği kadar yıkanır efendim özürlü olan bölgelerde, yaralı olan bölgeleri de efendim kendi hali üzerine bırakılır, dokunulması durumunda. Çünkü zarar verecektir. Efendim o müdahaleye elverişli değildir. Ee, bu şekilde efendim yıkanmaya çalışılır ve onun e, cenazesi kılınır. Yani e, suyun olmaması veya çok ciddi bir mazeret durumunda bu durumda teemmüm aldırılabilir. Yani cenazenin yıkanması, e, abdesti olmayan kişinin abdest almasına benzer. Abdesti olmayan la salat elimen la budua. Abdesti olmayan namaz kılamayacağı gibi yıkanmayan bir cenaze o yıkama onun için abdest oluyor. Cenazenin kılınabilmesi için yıkanılması gerekiyor. Ki yani abdestsiz namaz kılınmadığı gibi onun da abdesti oluyor ki cenazesini kılalım. Böyle bir hassas durum var. Efendim sağlam olan yerler yıkanır, özürlü olan bölgeler bırakılır. O şekilde ona müdahale edilip efendim o kefenlenir ve cenazesi de kılınır. Rabbim bütün şehitlere diyelim rahmetiyle muamele eylesin.